Bu dersimizde 3ds Max 2013'te Mass Effect özelliğini öğreneceğiz. Şimdi bu yeni bir özellik. Şimdi hepiniz hani Mass Effect nedir diye soruyor olabilirsiniz. Mass Effect küçük çaplı demeyelim, aslında bayağı şey, hani kullanacağınız duruma göre değişir, modele göre değişir. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi yıkım animasyonları yapıyor. Max'in kendi içerisinde gelen bir eklenti, plugin. Bunu diğer particle sistem öğeleriyle beraber kullandığınızda bayağı etkili sonuçlar ediyorsunuz. Şu an bu ekranda gördüğünüz yıkılmış küpler topluluğu normalde bir küptü hepsi. Yani hepsi bütün bir küpü oluşturuyordu. Max FX ve Particle sistemde P-Bump kullanarak bunlara böyle bir yıkım efekti verdim. Şimdi size bunun nasıl olduğunu anlatacağım en basit yoldan. Evet, başlayalım. Pardon. Şimdi şu işlemi geri alıyoruz arkadaşlar. Mass Effect Toolbar bu. Bu normal şartlarda açık olarak gelmiyor. Bu üstteki toolbar'a sağ tıklayarak şuradan Mass Effect Toolbar'ı seçerseniz açılır. Şimdi şu buradan bir test oluşturması yapalım. Bayağı makineyi yoran bir işlem aslında. Şimdi gördüğünüz gibi küpler aşağıya doğru hareket ediyor. Sallanmaya başlıyor. Şu da gördüğünüz küre, mavi küre P-Bump. Onun etki alanını gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi küpler yıkılmaya başladı. Sadece Mass FX kullandığımızda küpler sallanıyor. Bir deprem etkisi oluşuyor. Sallanmaya başlıyor. Tabi bu deprem etkisini sadece Mass Effect içerisinde bir seçenek, daha farklı efektler de oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yıkılmaya başladı. Bu tüm küpler yıkılana kadar devam eder. Tabi biz burada frame sayısını yüzde bitirdiğimiz için burada kaldı. Daha ileriye gitmiyor ama devam ediyor. Bu 300 ya da 400 frame'de bitebilecek bir iş. Yani ciddi bir animasyon gerektiriyor aslında. Evet, şimdi şuradan geri al tuşuna basarsak bütün işlemin başa sarıyor. Şimdi biz bu sahneyi resetleyelim. Şimdi sahnemize bir tane küp oluşturalım arkadaşlar. 50 santim olsun ölçüleri. Poliye çevirelim. Bütün kenarları seçelim. Kenarlara chamfer uygulayacağız arkadaşlar. Sonrasında poligondan yüzeyleri seçelim. Bevel uygulayarak bunları içeri doğru çekelim.
Firefox'ta yapacağımız işlem bu kadar. Sonrasında front penceresine gelelim. Bu 10 tane yukarıya doğru çoğaltıyoruz. Sağa doğru. 10 penceresine geliyoruz. Bir 10 tane de böyle çoğaltalım. Evet. Küpümüzü oluşturduk. Perspektif penceresinden de bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi biz buna mass effects'i uygulamaya başlayalım. Öncelikle top penceresinden çalışmaya devam edelim. Bütün küpleri seçiyoruz. Sonrasında burada set select as dynamic body seçeneğini seçiyoruz. Bu işlemi yaparken makinenizde birazcık yavaşlama olabilir. Oldukça RAM'e yüklenen bir işlem. Evet. Sonra Properties penceresine geçiyoruz arkadaşlar. Body Properties'te Concerto seçeneğini seçiyoruz. Bunu gelen ayarları standarttır. Sabit bırakıyoruz. Değiştirmiyoruz. Ama tabi siz manuel değerler girmek istiyorsanız şuradaki kilit işaretinden kaldırıp girebilirsiniz. Rip Body tipi dynamic olarak kalıyor. Şimdi perspektif penceremize geçelim. Play diyelim. Gördüğünüz gibi çökme işlemi başladı. Ve bu sallantılar ve bu şekilde devam eder arkadaşlar. Sonrasında üstteki başa al butonuna tıklıyoruz. Burada Space Warps'tan P Bump seçiyoruz. P Bump oluşturuyoruz. Şimdi Properties'i kapatalım. Bunu tam altına gelecek şekilde getirelim arkadaşlar. Speed Pumps özelliklerine geliyoruz. Strength 100 yapıyoruz. 1000 yapalım. Şu an Range Interactor seçiyoruz. Etki alanı gözüküyor arkadaşlar. Bu Start Time 30. frame'den başlıyor. Biz bunu 20'ye kadar çekelim. Bu kaos, hani patlama etkisinin varyasyonları daha karışık, daha az. Mesela şu an varsayılan olarak %10'da geldi. Bir karmaşa içerisinde dağılıyor. Siz bunu %20, %30, %40 gibi değerle çıkartırsanız daha da karmaşık şekilde patlama efekti gerçekleştirir. Şimdi tekrar özellikler penceresini açıyoruz. Git penceresine gidiyoruz. Tabii ki öncesinde nesnelerimizi seçelim. Aşağı kısımda Force penceresinde P bump ekleyeceğiz. Bunu eklememizdeki sebep patlama efektinin küpler üzerinde etkili olması. Şayet seçmezsek yani patlama efektinin hiçbir özelliğini göremeyiz. Zaten seçtikten sonra P bump 001 olarak orada gözüktü. Biz tekrar birazcık da yaklaşalım.
Ve bir ön izlemesini alalım. Birinci frame'de patla demiştik. Şu an patlama efekti gerçekleşiyor arkadaşlar. Dediğim gibi oldukça RAM'e yüklenen bir işlem. CPU'dan çok RAM'i kullanıyor. Bilgisayarınızdaki RAM miktarı ne kadar yüksekse bu işlemlerin yapılma hızı da o derecede yüksek olacak. Gördüğünüz gibi oldukça basit, karmaşık olmayan bir işlem. Gayet basit yollardan bir patlama efekti elde edebiliyorsunuz. Yani illaki P-bump kullanmanız gerekmiyor. Sadece partikül sistemdeki bump'ı da kullanabilirsiniz. O zaman o küplerin parçalandığını göreceksiniz. Yani P-Bump yerine sadece Bump kullanacaksınız. Yani şimdi bir deneme render'ı alalım. Şimdi arkadaşlar bu da yaptığınız bu izlediğimiz etkilerin hepsi sadece bir ön izlemeydi. Siz bunu ciddi anlamda animasyonunuza yansıtmak istiyorsanız Baikal demeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada da kendini belli ediyor zaten. İşte gözüktüğü gibi. Bu daha da iyice küpler dağılacak. Biz sadece yarıda kestik. Buradan Baikal dediğimiz zaman bu işlemi animasyona yansıtmaya başlıyor. Hemen diyelim zaten şurada işlem durumunu göreceksiniz. Frame'e de işliyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar işlem tamamlanmak üzere ve tamamlandı. Şimdi artık şuradan ön izleme yapmadan direkt play butonuna tıklayarak daha hızlı bir şekilde görüyoruz. Tabii biz bunu az önce de dediğim gibi 100 frame'de bitirdiğimiz için bu kadar kısa gözüküyor. Biz buradan işte biraz daha yavaş alalım. Mass FX denilen şey budur arkadaşlar. Özellikler penceresindeki bu beton seçeneği dışındaki diğer seçenekleri de seçerek ve deneyerek daha farklı etkilerin nasıl oluştuğunu görebilirsiniz. Oldukça kullanışlı ve güzel bir şey. Tabi sadece bu yıkım işleri yapmıyor. Burada cloth özelliği var. Vipet özelliği var.
Arkadaşlar, Mass Effect kısaca böyle bir şey. Hepinize kolay gelsin.